Merhabalar arkadaşlar. 5. testte karşınızdayım. Hemen soruların çözümüne geçiyorum. İlk sorumuza baktığımızda diyor ki kare biçimindeki bir kağıt A köşesinden BE boyunca katlanıyormuş. C köşesinden DF boyunca katlanıyor ve şekil 2'deki durum gerçekleşiyor. Ve buradan sonra da kağıt kesiliyormuş. Şimdi bunun buradan kesmek yerine şurada aynı görüntüyü yapmak. Bakın buradan şöyle kesip katlandığı için de şu şuraya geldiğinde paralel bir durum oluşacaktır. Şurasıyla şurası birbirine simetrik olmalı. Aynı şey bu taraftan kesildiğinde burası için de geçerli. Dolayısıyla buralar kesildiğine göre o zaman şıklardan baktığımızda A şıkkı şeklinde bir görünüm olacaktır. Şimdi ikinci soruya geldik. Diyor ki bir zar var. İki yüzeyinde sayılar toplamı 7'ymiş. Tamam. İki zar yan yana getirilmiş. Karşılıklı 7 olduğuna göre 1'in karşısında 6, 3'ün karşısında 4 olmalı arkadaşlar. Öyleyse şu kısımlarda yani bu tarafta ve bu tarafta yapışık olan kısımda 2 ile 5 olmalı. Şimdi buradan şurasının 3 olduğunu görüyorum. Şuranın karşısının 4 olması gerektiğini, bu taraftaki kısmın 4 olması gerektiğini anlıyorum. Şimdi demiştim ki karşı taraf burası 2 ile 5 olacak. Hangisi bu tarafa yapıştırılacak? Biraz da soruya bağlı. En fazla deyince 5'i tercih ederim. 5 de buraya, 2 de karşıya olursa 5 ile 4'ün toplamından E şıkkı olacaktır diyoruz. Evet, diyor ki şekildeki bilgisayar oyununda her top ok istikametinde hareket ederken karşılaştığı her dikey yola sapmak zorundadır. Tamam. Şimdi örneğin bir nasıl gidiyor onu bir kontrol edelim. Bir geldi, döndü. Burada dönmek zorunda. Burada dönmek zorunda. Sarıya gitti. Sarı neredeymiş? En son. En sonun bir olması gerektiğini söylüyoruz. Öyleyse diğer şıkları eliyoruz. Rastgele birini daha alalım. Mesela 3'e bakalım. 3 buradan yukarı çıkması gerekiyor. Yukarı çıkması gerekiyor. Döndü, indi. Yine mecburen indi ve baktık ki 3 yeşil. Yani yeşil sondan ikinci sıradaki buranın da 3 olması gerekiyor. Burası 3, buraya baktım 4. O zaman bu da olamaz dedim ve B'yi işaretledim. Evet, bu soruya geldiğimizde de istediğiniz herhangi iki rengi bakabilirsiniz. Ben mesela beyazlara bakacağım. Beyazlar bakın arasında mavi var, kırmızı var. Birer atlamış katlandığında beyazların arasında mavi var, kırmızı var ama burada yok. Öyleyse şekil 3 diğerleriyle aynı değildir diyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Soruya baktığımızda bir puzzle eksik 3 parça hangileri olabilir? Şu şekli görebilirsem ona benzeyen bir şekil var mı? Tam aynısı yok. Hepsinin yönü aşağı doğru olmuş. Bakın bunu da aşağı doğru indirdiğimizi düşünürsek hangisine benziyor arkadaşlar? Sanki 5'e benziyor ama 5'in bir de bakın burada şöyle bir şey var. Aşağı doğru indiğinde bu hali alabilmesi için demek ki yukarıya doğru bir çıkıntı olmalı. Ve bu sefer şu iki şekli arıyoruz. Bu hangisinde var? Ona bakıyoruz. 3'te olabilir ters çevrildiğinde ama bunun olabilmesi için şu tarafa doğru bir çıkıntının daha olması lazım. Buraya 5 demiştik. Buraya 3. Bunun aynı şeklinin olabilmesi için de bu sefer şöyle bir görüntü arıyoruz. Var mı? Kontrol ediyorum. Sanki şunda var. Ters çevrilince evet 4'te var. Öyleyse cevabımız B diyoruz. Evet. Kare biçimde bölgelere ayrılmış. Her bölge kırmızı, mavi, yeşil renklerden biriyle boyanacak. Fakat ortak kenarlar aynı renk olmayacakmış arkadaşlar. Öyleyse mavi, kırmızı kesinlikle buraya yeşil kalıyor. Şimdi burayı buldum. Burası yeşil, bura mavi ise bura kırmızı. Burası mavi diyebiliriz ama kesinlikle yeşil buralara kalıyor arkadaşlar. Çünkü diğer ortak yerlere yeşil gelemiyor. Şimdi buradan ilk olarak
Şu ikinci yerin yeşil olması gerektiğini bulduk. Bir baktım ki yeşil olan sadece burada var. Hemen cevabı bulduk. Diğer türlü olsaydı bura mavi olduğuna göre bu tarafa kırmızı. Bu sefer bu taraf kırmızı olduğuna göre karşı kırmızı. Sonra buraya kırmızı gelemez. Karşı tarafa şeklinde bütün hepsini de buralarda mavi olacak şeklinde bulabilirdik. Ama yeşil bir tane olduğu için biz cevabı çoktan işaretledik. Şimdi bu prizmalar, dikdörtgen prizmalar yan yana getirilmiş. Bunlardan hangileri elde edilebilir diyor. Bakalım bunu şöyle yapabiliriz. Mavi ile sarının ortak bir kenarı var mı? Eşit uzunluğa sahip iki kenarı var mı? Mavi ile sarı bakın 30'larda ortak olabilir. Yeşil ile turuncunun ortak bir yeri var mı? Yeşil ile turuncunun dedik değil mi? 20, 25, 25'ler ortakmış arkadaşlar. Olabilir. Aynı şeyi diğerleri için de bakmam lazım. Bakın burada yeşil ile sarının da arasında bir ortak bir yer olmalı. Evet. Turuncu ile mavinin de 40'lar ortak. Hepsi olabildiğine göre bu oldu dedik. Aynı şey burası için geçerli. Yeşil ile sarıda ortak bir şey vardı. Mavi ile turuncuda da ortak bir şey. Evet, 40'lar vardı. Bu da olabilir. Diğer kenarlar eşit olmadığı için onları incelemiyorum. Buraya geldik. Bakın bu ikisi ortak. Yani mavi ile yeşilin ortak bir şey olması lazım. 20, 25, 30, 40 hiç ortak yok. O zaman bu olamaz diyoruz. Öyleyse cevabımız Denizli. Evet. 3x3'lük bir arsanın üzerine her satır sütun üzerine 1, 2, 3 katlı binalar yapılmış. A kişisi ok yönünde baktığında 3 farklı binayı görebildiğine göre. A kişisi bakın 1 katlı, 2 katlı ve 3 katlı bina olduğu için 3 farklı bina görecektir diyor. Buradan bakan da 2, şurada 3 ve 1. Dolayısıyla bu 2 tane görecek, 1 katlıyı göremeyecek. Kuralı anladık gibi görünüyor. Şimdi buradaki ipucumuz nedir? 1. Bir tane görebilmesi için tek şart var. O da burasının 3 olması. Bu 3, 2, 1 mi? 3, 1, 2 mi? Bilemiyoruz. Ama buranın 3 katlı olduğundan eminiz. Bu taraftan bakan kişinin 2 katlı bir bina görebilmesi için o zaman 2, 1, 3 olması lazım. 1, 2, 3 olsaydı 3 bina görürdü. Evet. Buradan bakan bir kişinin 2 katlı görebilmesi için yine aynı mantık. 2, 3, 1'i kullanması gerekiyor. Eğer 3, 2, 1 olsaydı bir tane olurdu. Buradan sonra sudoku mantığına geçiyor. Sudoku mantığı satır ve sütunlarda 1, 2, 3'ten sadece birini kullanmak. Burada 3 olduğuna göre artık buraya 3 gelemez. Buraya 1. Dolayısıyla buraya 3. Burası 1. Burası da 2 kalıyor. Benden istenen yerlerin şurası x, burası y, burası z idi. 3'ü de 3 olan E şıkkı diyoruz. Ve bu testi de bitiriyoruz.